Yaşanan iç savaştan kaçtılar ve Türkiye'ye geldiler. Ancak ne yazık ki bir yılın sonunda Türkiye'de bir vahşete kurban oldular. Şu anda 9 aylık hamileyken öldürülen 20 yaşındaki Emani Alrahmun ve beraberinde 10 aylık bebeklerinin Adapazarı'ndaki Orhan Gazi Camii'ndeki cenazesindeyiz. Burada inanılmaz bir kalabalık var. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayankaya da buraya geldi. Çeşitli STK temsilcileri, Kadem Derneği, Memur Sen başkanları cenazenin hemen öncesinde basın açıklaması yaptılar. Şu anda da oldukça kalabalık bir cenaze tekbir getiriyor vatandaşlar. Birazdan cenaze namazı kılınacak ve 10 aylık bebekle Emanuel Alrahmun'un cenazesi Suriye'nin İdlib kentine gönderilecek. Halit Alrahmun'un durumu, Emanuel Alrahmun'un eşinin durumu şu anda iyi değil. Kendisi sinir krizi geçirdiği için ambulansta sağlık görevlileri tarafından müdahale ediliyordu. Ancak şu anda da Emani Alrahmun'un kardeşi şu anda sinir krizi geçirmeye başladı. Şu anda ekranlarınıza yansıyor. Kendisine müdahale etmeye çalışıyorlar. Kameraman arkadaşım Özcan Öztürk sizler için görüntülemeye çalışıyor. Ancak inanılmaz bir kalabalık var şu anda orada. Ben de görebildiğim kadarıyla evet kardeşi şu anda sinir krizi geçiriyor. Evet dediğimiz gibi öğle ezanına müteakip kılınan cenaze namazıyla birlikte Emani Alrahmun ve 10 aylık bebeğinin cenazesi Adapazarı'ndan Suriye'nin İdlib kentine gönderilecek. Söz merkezde. Evet, cinayetlere ve cenaze törenine ilişkin ayrıntıları aktardı Habertürk muhabiri.